özgüveniniz evet. Umarım sizde patlamaz patladı, Yasin patladı. Bey. Patladı patladı. Patladı mı? Patladı siz gördünüz. Şeflik sadece etle olan bir durum değil. Bunu yok, biliyoruz kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle gastronomi uzmanı olman lazım. Tamam sadece bir evet, dünya, et üzerine bir dünya şeflik yok ama. Dünya mutfağı olan kişilere şef denir. Dünya mutfağı diye evet. Mutfak açılımı yok aslında bunu biliyor musunuz? Var var. Öyle dünya bir şey yok. Var var. Hayır yok. Var. Dünya mutfağını o zaman bir anlatın bize bakalım nasıl bir oldu dünya, mutfağı. Dünya mutfağını siz daha bilmediğinizden dolayı. Bütün kültürlerin yemeklerini bilmen gerekiyor. Tamam anladın o zaman mı? Siz o zaman gününüzde bizi bir Asya'dan yapın, bir İtalya'dan yapın o zaman. Benim gülüm, Türkiye'den yapın. Benim gülüm geldi ama ben Erzurumluyum. Erzurum'u temsil edeceğim. Erzurum. Şef olduğunu söylüyor ama gerçekten özellikle onun gününde hem mutfağa gireceğim hem de şef yemeklerini göreceğim. Şef genellikle belirli bir mutfağa odaklanan, yemek hazırlamanın tüm yönlerinde uzman, eğitimli, profesyonel bir aşçı ve esnaftır. Şef kelimesi bir mutfağın yöneticisi olan chef de cuisine Fransızca telaffuz edilmesi gerekiyor. Çünkü Fransızca bir kelime. Tabii tabii. Teriminden türetilmiştir. Aynı zamanda da tabii ki yani mutfak şefi ya bizde çok karıştırılıyor bu. Mutfak şefi, aşçı, usta, alaylı, eğitimli yani o kadar şey ki ama şef olması için tabii ki bir mutfağı yönetiyorsun o ayrı. Evet. Çalışanların var senin evet, işletmende. Evet. O da bambaşka bir şey tabii ki ama eğitimin var mı? Eğitimim var tabii ki ben çekirdekte yetişmeyeyim evet. Ben bulaşıkçılıktan geldim. Aynen alaylı olarak alaylı oluyor işte Yasin Bey. Evet bulaşıkçılıktan gelmeyin. Aslında siz komple bir kavram bütün, karmaşası yaşıyorsunuz ben, anladığım kadarıyla. Bakın efendim ben hayatım baktım bütün süzgeçlerinden geçmiş bir insanım. Her şeyi hayatın bütün neyinden Yasin Bey? Hayatım bütün süzgeçlerinden geçmişim. Bütün el becerimle, bütün yeteneklerimle ben buradayım. Siz niye böyle siz sürekli bana hak vereceksiniz efendim. Ulusa sesleniş yapar gibi konuşuyorsunuz? Ben böyleyim efendim, beni böyle kabul edin. Anladım. Saygı duyun lütfen. Birisinin yetiştirmesini eğitim zannediyor. Herkesin kuru dediği, işte ne bileyim bir şey söylediği yemeği siz çok beğendiniz. Çok beğendim. Eğer bu puanınıza yansımazsa sizde çok ciddi bir problem ararım bakalım, ben Yasin göreceğiz. Bey. Ben daha çok tatlısını evet. Merak ediyorum. Acaba şimdi nasıl bir tatlı yapacak Yasin evet. Bey? Yasin'in tatlısını merak ediyorsun. Evet. Nasıl bak bir tatlı şimdi, olacak? Sürpriz. Şef deyince mutfak şefi misafirler için tatmin edici bir mutfak deneyimi sunması. Beklenen mutfak şefinin mesleki sorumlulukları şunlar. Yiyecek ve malzemenin tazeliğini kontrol etmek, aşçıları denetlemek, koordine etmek, gerektiğinde mutfak çalışanlarına yardımcı olmak, tarifler evet. Geliştirmek, yiyeceklerin nasıl sunulacağını belirlemek, menüleri planlamak ve porsiyon boyutlarına karar vermek, temizlik ve işlevsellik için malzemeleri, ekipman ve çalışma alanlarını kontrol etmek. Aşçı ve diğer mutfak çalışanlarını işe almak, eğitmek, denetlemek, yiyecek ve malzemelerinin envanterini tutmak, sipariş vermek, muhafaza etmek, konuklarına olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak için yemek pişirme trendlerini takip etmek, düğün, parti, ziyafet gibi özel günler için menüleri planlamak, üzeri müşterilerle iletişim kurmak, mutfak güvenlik standartlarını takip etmek, iş arkadaşları arasında işbirliği ve saygı olanları ortamını teşvik etmek. Tam benden bahsediyor. Mutfak yani şefi olmak için şey. Üniversiteleri 4 yıllık eğitim veren gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak şartı bulunmaktadır. Ayrıca farklı lisans bölümünden mezun olup mesleğe karşı ilgisi bulunan kişiler için yurt içi ve yurt dışında mutfak akademisi sertifika eğitimleri vermektedir. Şimdi Zuhal Hanım biz Yasin Bey'e desek ki sizde bunların hangisi var hepsi var diyeceğim. Yalnız tabii ki o da bir mutfak işletiyor, evet. Çalışanlarını denetliyor, eğitim veriyordur herhalde kendi kesinlikle. Alanında. Değil mi? Envanterleri, giriş çıkışları. Veriyorum, hanım ama hanım. Sizin yaptığınız nasıl biliyor musun? Belediyenin parkında her sabah yürüyüş yapan teyzeler Süreyya Ayhan mı alıyor Yasin Bey? Nasıl? Sanki böyle yani. Bakın gerçekten. Efendim, bakın hanımefendi. Ben yıllarımı vermişim. Gerektiğinde stajda veriyorum. Tecrübeye biliyorum. Saygı sonsuz o evet. Ayrı. Emekçi yani insanlara. Emeğimi bir kere emeğimi yabana atamazsınız. Atmıyorum. Ben atmıyorum. Yıllardır bu işe emek vermişim. Biz çalışmışım. De attırtmayız Yasin'cim. Evet. Orada sıkıntı yok. Gerçekten. Başka bir şeyden bahsediyoruz burada. Evet. Terimler karışıyor bazen ama tabii yok. Ki sen de kendi alanında bir şefliğin vardır. O ayrı. Tabii ki. Herkesin kendine göre bir yeteneği var. Sadece merak ettikleri bir eğitimin var. Alaylı olmak bambaşka bir şey zaten. Şimdi Mehmet Şef de şef mesela. Yasin Bey de şefse şef yani. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var hanımefendi bunu unutmayınız. Bunu unutmayınız. Tamam. Her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi. Şey bana şey galiba hafta boyunca Yasin Bey hafta boyunca bana böyle deyimlerle atasözleriyle cevap verecek anladığım kadarıyla. Ne güzel işte. Bilgi sahibi oluyorsunuz benden. Hepimizi ben edebiyat öğretmeniyim Yasin Bey. Ben edebiyat öğretmeniyim. Bana 40, bana bir cümle öğretenin 40 kölesi olur. Mefailetü, failetü, failün. Lütfen. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bana bir
Bana bir cümle öğretenin kırkül kölesi olurum diyor. O apayrı bir şey tabii ki. Hepimizin birbirimizden öğrenecek birçok şey. Ben de sizden bir şey öğreneceğim. Ben de Uğur Bey'den, Zuhal Hanım'dan... Bak, spora bir başlangıç yapmışsın. Bir şey belki tekrar teşvik eder seni, tekrar olur, başlarsın. Neden olmasın? Neden olmasın? Hayat bizim için. Yasin Bey, öğrencim olun. Ben mesleğimde iyiyim yani. Ne söylüyorsam oyum hani. Sen eğitiyor musun vücut geliştirme alanında? Tabii ben biriyle. Spor eğitmeniyim şu an. Çok evet, güzel. Zuhal'ım. Ben uzun zaman edebiyat öğretmenliğiyle yürüttüm, yoruldum artık. Tabii zor. Şimdi sadece spor eğitmeni ve milli sporcu yarışmacı olarak devam Kadınların ediyorum. Kadınların ilgisi bayağı var değil mi vücut geliştirmeye? Hayır, son dönemde fitness'a yönelik ilgi var o ama ayrı. Genelde şundan korkuyorlar işte, ben böyle olmak istemiyorum diyor. Hmm. Yani hemen böyle bir kiloyu kaldırınca bizim gibi olacağını düşünüyor tabii. Nerede? Keşke öyle olsa yani, ben sadece bir kiloyla çalışırdım. Ben 600 kilo ağırlığın altına giriyorum Yasin Bey. Siz kaç kilonun altına giriyorsunuz? Ben korktum sizden. 600 adam, kilo diyor. Adam alır Yasin içiyorum. Seni böyle alır mı? Yok, kesinlikle. O yüzden... Bana yaklaşmayın. 600 kilo. Evet. Tabii şimdi burada bir başka bir personal trainer var. Evet. Kendi vücut ağırlığında da çalıştırdığın öğrenci. Kardiyo başka bir şey, vücut evet. geliştirme başka bir şey. Ya benim branşım biraz daha farklı. Ben bisiklet, koşu. Spinning falan. Yok, spinning değil benimki. Yaptım. Dışarıda. Dışarıda, ha, sen dışarıda tabii. Doğada. Doğada değil. Normal yol antrenmanları yapıyoruz Eğitimin biz. Eğitimin var tabii ki değil tabii mi? Tabii ki de aynen öyle. Spor akademisi mi? Hayır. Hmm. Ben dışarıdan bir şekilde bu konuyu hallettim. Hallettim. Evet, bir konu hallettim. Nasıl halletleri var? Nasıl hallettin Zuhur Bey? Hallediyorum ben. Bunun dışarıdan halledebileceği, ben şimdi böyle halka da yanlış bilgilendirmeyeyim. Yani tek bir yöntem var Zuhal Hanım. Evet. Federasyonumuz Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak evet. Sizi evet. sınava ve eğitime alır. Tabii. 6 ay boyunca bu şekilde ancak halledebilirsiniz. Evet, ben de zaten o şekilde hallettim. O zaman bunu böyle açıklayın da. Lisanslı oluyor değil mi hanımefendi? Lisanslı oluyor. Evet, lisanslıyım ben lisanslı zaten. Değil, belgeli oluyor. Lisanslı ben üniversite oluyor yani. Benim, 4 sene. Benim iki çocuğum tekvandoya gidiyorlar şu anda. Aa, ne güzel. Sonra bir kızım, bir oğlum, ikisi de tekvandoya gidiyor. Kız da tekvandoya gidiyor. Evet. Aa, ne güzel. Çocuklara spor aşkını vermek lazım. İçlerini işletmek lazım. Evet. Teşvik etmek lazım. Kesinlikle. Ve de varsa çocuğunuzda bir eğilim, bir yönelim. Orada da destek olmak lazım. Bu arada parmak neydi? Lokmalık tiramisu. Lokmalık tiramisu. Bir lokma ama sunumu 15 dakika Doğan maşallah. Hanım, çocuklarımızın, genelde buna bu bilgiyi de vereyim. Çocuklarımızın istekleri doğrultusuna çocuklarımıza belirli şeyler vermemiz gerekiyor. Bilir kişiler aracılığıyla. Mesela uzmanlar aracılığıyla. Mesela senin çocuğun örneğin sporu sevmiyor. Sen onu bir baba, bir anne olarak bunun farkındasın. Veya bir çocuğun seviyor. Hani hangi çocuk, hangi meslek grubuna uygunsa, hangi meslek grubuna uyumluysa ona göre çocuğu çocuğun bu şekilde istekli olmaz. Sen çocuğu al zorla istemediği bir spor yani. Dalında yani verim alamazsınız. Yani. Çocuk da devam etmez zaten. Sevdiği bir şeyi yapsın ki, severek yaparsa. Bugün ikinci kez size yine üzülerek katılıyorum Yasin Bey. Yani katıldığınız ikinci konu oldu. Teşekkür ederim. Evet, bu arada lokmalık tiramisularımız geldi. Sunumcici gözüküyor ama burada değil mi? Üzerinde sunum masosu falan. Hani ben bir yorumlayabilirim bunu. Ben beğendim tatlınızı. Sunumu güzel, şık, gayet güzel duruyor. Kahve lezzeti, tadı falan nasıl oldu? Evet, kahve tadı gayet iyi geliyor. Sosunuz gayet güzel. Yani ben beğendim tatlınızı açıkçası. Ne güzel abi. Elinize sağlık, güzel olmuş. Tursun, senden ne haber? Ben genel olarak beğendim ama hafif bir acılık var. Kahve biraz fazla mı kaçmış? Böyle hangi bir kahve nasıl bir kahve tadı alıyorsunuz peki? Granül tah kahve tadı mı alıyorsun? Ne tah? Granül kahve mi, Türk kahvesi mi? Ya da farklı bir kahve, filtre kahve, espresso. Granül kahve alırım. Granül kahve. Ben bir double espresso alırım. Güzel de gider. Hatta Zuhal Hanım, bunun içerisine normalde espresso giriyor. Ama ben çok ağır olacağını düşündüğüm için herkese hitap edebilecek bir tadı yok yani. Hepimiz Türk kahvesi içiyoruz ama o daha farklı, daha ağır bir şey olduğu için değişik şeyler kullanıyorum. Granül kahveyi tercih ettim ama granül kahve oranı çok tutmadım aslında. Burada belki hani kakao tadı daha çok geliyor deseydiniz daha çok inanırdım. Çünkü kakaoyu direkt buladığım bir şeydi. Hani ben de yedim ama hani diğer arkadaşlarımızın yorumu ne olacak? Dilan'ın yorumunu da duyalım. Ben önce bir şey sormak istiyorum. Bunu tabii. Normal sunumunda Meltem Hanım, çok biliyorsunuz ben tatlı sporcu olduğum için uzağım. Yani en uzak olduğum şeylerden biri. Altında bir bisküvi gibi bir şey ya da kedi dili miydi? İçerisinde zaten bu toplar blend kedi ettiniz, dili. Blend mi ettiniz? Evet, tamam, evet. Onu öğrenmek istedim. Top haline getirmiş. Evet, evet. Bence menüdeki en iyi şey buydu. Net söyleyebilirim. Sunumuyla, lezzetiyle, tadıyla, yani oranıyla, şeker oranıyla çok başarılı olmuş gerçekten. Bence söylenecek hiçbir şey yok. Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Teşekkür gayet güzel. Yani kahve rahatsız etmedi yani. Beğendik ki top kalmış.
Yasin Bey yiyin, evet. Çekinmeyin lütfen. Top. Yok yok. Şeker biraz sınırda, o yüzden yoksa hepsini yiyecektim. Beğendin mi? Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel mükemmel, olmuş. Mükemmel olsun. Harika. Aynen. Vallahi bayıldım. Ben de bayıldım. Çok güzel. Evet. Tam bir tiramisu. Sunum da güzel. Şeyi tadı yani da aldım. Yani tiramisu tadı kahve basma yok, çok olması güzel. Gereken bir şey. Gayet zaten. Güzel olmuş. Sunumu da güzel. Ellerine sağlık diyoruz. Afiyet olsun. Ya, güzel olmuş. Evet. Yani Meryem Hanım, özür dilerim. Demek istediğim şu. Bak ne kadar yani adaletli davranıyoruz. İyiye iyi demeyi biliyoruz. Ne güzel. Tabii ki. Eleştireceğimiz şeyleri de eleştirmeyi tamam. Bilmemiz gerekiyor. Bir de ne yapıyoruz? Açık oylamaya geçiyoruz. Haftanın ilk açık oylaması için hazırız.